آمين بحرمة السيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين Muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizde gerek dünyada mesut bir hayata nail olabilmek, gerekse ahiret hayatında cennet ve cemalullah'a mazhar olabilmek, dünyadayken İslam davasını hayatımıza, cemiyetimize perçinlemekle mümkün. İslam'ı sadece 5 vakit namaz kılmaktan ibaret yahut haftada 1 sefer cuma namazı kılmaktan ibaret yahut senede 2 defa bayram namazı kılmaktan ibaret zannetmek insanı fevkalade yanıltır. Dini İslam bildiğiniz gibi hem dünya hayatını içine alan ve bunlar için ayrı ayrı hükümler getiren, hem de ahiret hayatını içine alan bir dini celil-i İslam. Öyle ki, İslam dinine göre devlet, İslam dinine göre iktisadi faaliyet, İslam dinine göre devlet reisi, İslam dinine göre askeri harekat, savaş, barış, ne varsa dünyada insanlarla alakalı hepsi için müstakil hükümler ve mevzular vardır. Dini İslam bir insanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı cemiyet ve hayat için ayrı ayrı hükümler getiren, hem dünyaya hükmeden hem ahiret mevzularına yer veren mukaddes bir nizam ve bir sistem. Bunu böyle ele almak mecburiyetindeyiz. Böyle olunca, İslam'ı bir bütün olarak ele alınca, onun için fevkalade bir mücadele yolunu seçmek icap ediyor. Yoksa sadece namaz kılmaktan ibaret bir din anlayışı, İslam anlayışı bizi bütün kötülüklere mahkum eder. Emredici bir kuvvetimiz olmaz, hükmedici bir kuvvetimiz olmaz, kötülükleri men edici, yasak edici hiçbir güce malik olamayız. Sadece camilerin içerisinde sessiz bekleriz, fakat camilere vaki olacak hiçbir taarruzu ve tecavüzü önleyemeyiz. Önleyemeyiz. Hiç unutmam, bundan 14 sene evvel galiba unutmadıysam, bir müezzin kardeşimizin başına bir şey gelmişti. İslam'ı bir bütün olarak ele almadıkça içinden çıkılmaz diyorum ya, onun ispatı sadedinde bir vakıayı anlatmadan geçmeyeyim. Süleymaniye Camii Şerifinde müezzin olan bir kardeşimiz vardı. Aynen şöyle bir hadise başına geldi. Günün birinde bir turist kafilesi, Avrupalı, Hristiyan yahut dinli dinsiz neyse, bir turist kafilesi, bir seyyah kafilesi geldi. Camiyi gezmek istiyorlardı, dolaşmak istiyorlardı, turistik bir gezi yapmak istiyorlardı. Dış cephesini caminin seyrettikten sonra içeriye girmek istediler. Ancak kendilerine gerekli talimatı söyledim. Az çok kapandılar, ayaklarına pabuç verdik, içeri girdiler. Fakat kafilenin içerisinde çıplak bir artist kılıklı bir kadın, bir turist, elinde bir köpeği vardı. Son derece cins bir köpekmiş,
dünyada sayısı az bulunan köpeklerden birisiymiş. Köpeğiyle beraber camiye girmek istedi. Hemen mani oldum diyor. Köpeğiniz burada kalsın yahut birisi beklesin. Fakat caminin içine böyle köpekle girmeye imkan ve ihtimal yok deyince karşıma dikildi. Bu köpek 2 milyon liraya sigortalıdır. Mühim bir köpektir. Nereye gitsem götürüyorum. Caminin içine de bu köpeği sokacağım dedi. Korkunç bir hadise. Dikildim karşısına. Hepsi birden köpeğe neredeyse içeriye girme imkanı sağlanacak. Ve ben direndim diyor. Son derece direndim. O turist kafilesini gezdiren tercüman yaklaştı. Yahu kardeşim ne olacak? Köpek de şöyle bir kıyıdan girsin caminin içinde ne var? Köpek girse ne olur dedi. Aslı Türk bunun. Ama İslam'dan bir payesi, mukaddesattan hiçbir zerresi imkanı olmayan bir insan. Baktım ki diyor içeriye sokacaklar. Hemen ceketimi çıkardım. Ben burada bulunduğum müddetçe cesedimi çiğneyip geçmeden kimseyi sokmam buraya dedim. İman. Ve sokamadılar diyor. Köpeği sokamadılar. Mani olduk. Arkasından turist kafilesi dağıldı, cehennem oldu, gitti. 2 saat sonra bir emir geldi. O müezzini alın, ta bilmem nereye defedin, atın gidin dediler. Vazifeden oldu. Demek ki İslam'ı bir bütün halinde ele almadıkça camilere de hakim olamazsınız. Emredici bir kuvvetiniz olmaz. Hükmedici bir iradeniz olmaz. Basit bir kalabalık olursunuz. Sürüklenen, sürünen, hükmedilen, ezilen, dökülen, yıkılan, sefil bir topluluk olursunuz. İslam hem dine hükmetmesi hem ahirete hükmetmesi icap eden bir din. Sadece namaz kılmak iradesi. Bu irade, bu basit irade bugün o da kalmamıştır. Sık sık söylüyorum siz ibret alalım diye. Öyle bir münevver dedikleri aydın maydın, hani efendim çok kültürlü adam, çok münevver adam, çok aydın adam, çok zengin adam, iş adamı filan diye. Öyle bir topluluk türedi, öyle bir topluluk meydana geldi ki adamın fabrikası var, şirketi var, bankası var, imkanı var, her şeyi var. Fakat adamın Allah'a ve Resulüne hiçbir itibarı yok. Ömründe bir sefer Allah'a secde etmemiş adamlar meydana geldi. Camilere, cemaatlere yaklaşmayan adamlar peydahlandı. Hayru hasenata yaklaşmayan, ahiret hayatına dair bir santim mesafe almayan, perişan, maneviyatsız, mukaddesatsız, ibadetsiz insanlar, taharetsiz insanlar peydahlandı. Mel'un Avrupa bütün dehşetiyle asrilik ve medeniyetçilik lafları altında toplumumuzu kemirdi, kemirdi ve Allah'la arasını şiddetle açtı. Öyle bir toplum, öyle bir zümre, sınıf meydana geldi ki her türlü dünya nimetlerine sahip olduğu halde ahirete iman haysiyeti içinde bir gün olsun Allah'a secde etmedi, zekat vermedi, Beytullah'a sefer yapmadı, çoluk çocuğuna din ve iman namına bir şey aşılamadı, karısı kızı çırpçıplak sokaklarda zinaya fuhşa hizmet etti. Ve sonunda bu zengin adam, bu entelektüel adam, bu kültürel adam, bu mühim adam, bu efendim soylu adam, bu zengin adam, servet sahibi adam günün birinde kalp sektesinden öldü. Ertesi gün günlük gazetelerde bir sürü ilanlar okudunuz. İlan, ölüm ilanları. Falan bankanın kurucusu, falan şirketlerin sahibi, falan fabrikaların bilmem nesi, falan oğlu, falan falanın babası, falanın dedesi, falanın kayınbiraderi, falanın falan. En sonunda dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur diye gazeteye ilanlar verdiler. Düşünebiliyor musunuz? Artık İslam anlayışı, din anlayışına hale gelmiş. Herif ömrü boyunca Allah nedir tanımamış.
ona bir mescitte secde etmemiş, Allah korkusundan zerre bir şey taşımamış, kalbine Allah korkusu nüfuz etmemiş, nerede şehvet varsa orada, nerede şöhret varsa orada, nerede servet varsa orada, nerede fuhuş, karnaval, faşi, festival, sefile, rezalet, kefazelik, sefalet varsa, meyhane, diskotek, kazino, her şeyi gezmiş, dolaşmış, bütün kefazelikleri icra etmiş, ölür ölmez Hakk'ın rahmetine kavuşuyor şu adam. Öyle şey yok. İslam anlayışı ne hale gelmiştir bugün cemiyette? Bu anlayışı yıkmak lazım. Hakk'ın rahmeti babasının çiftliğiymiş gibi ölür ölmez bu leş oğlu leşi Hakk'ın rahmeti yakalayacak, öyle mi? Bu ne kadar ucuz bir aptallık, ne ahmak bir anlayış bu. Katiyen buna müsaade etmemek lazım. Toplum bütünüyle İslami eğitime tabi tutulması lazım. İslam'ı tam ve kamil manada ele almak lazım. İslam bütün hayata hükmetmesi lazım. İslam aile hayatını çepeçevre kuşatması lazım. Bugün sokaklarda dudakları ruj namında kaynağı Fransa, kaynağı Avrupa olan pisliklerle ve boyalarla boyanmış, tırnakları cilalı, adeta bir eşya gibi boyanmış olan ve sokak sokak dolaşan kadınların ne hale geldiğini, hangi taharete, hangi necasete teallük eden meselelerle perişan olduklarını görmüyor musunuz? İslam tepeden tırnağa bütün cemiyete hükmetmesi lazım. Evet, bunun için de tabii çok geniş çaplı bir gayrete, bir faaliyete uzanmak lazım. Başka türlü dünyada huzur bulmanıza imkan yok ki. İşte mesela görüyorsunuz, dünyanın en güzel memleketinde yaşıyoruz. Açın dünya haritasını, İstanbul'dan daha güzel bir memlekete vallahi rastlayamazsınız. Tarihen sabit. Bu kadar deniziyle, güneşiyle, her şeyiyle, nimetleriyle, dünyanın dört bir tarafından akan nimetleriyle, bu kadar güzel bir memleket, Anadolu her tarafıyla pırıl pırıl bir memleketin sahibiyiz. Ama İslam dininden uzaklaştırılan nesillerimizin milli eğitim sisteminin perişan eğittiği nesillerimizin bugün görüyorsunuz ki memleketimizi, cennet kadar güzel olan memleketimizi tam manasıyla cehenneme çevirmişlerdir. Bunu kim inkar edebilir? Her şeyiyle dünyanın göz bebeği olan bir memlekette muzdaribiz, huzursuzuz, perişanız, sürükleniyoruz ve kendi neslimiz bize karşı çıkıyor. Eskiden mesela Osmanlı İslam toplumunda bütün nesiller, gençler düşman kuvvetlerine karşı meydan okullardı. Kafirlere karşı meydan okullardı. Düşmanların askerlerine, düşmanların ordularına karşı gelirlerdi. Osmanlı İslam toplumunda hedef düşmandı, kahramanlık düşmanlığa karşıydı ve memleketin, milletin, dinin, imanın düşmanlarına karşı silahlanıyor ve milletin düşmanlarına karşı adeta hazırlanıyorlardı. Şimdi yetişen nesil kendi milletine düşman oluyor. İçimizden yetişen nesil bizim silahlı kuvvetlerimize karşı çıkıyor. Bizim milletimize karşı çıkıyor. Halkı bölmek, parçalamak istiyor. Kendi öz milletine düşman oluyor. İslam'dan uzaklaşan nesil imkan var mı bu perişanlığa düşmüştür? İslam eğer yeniden ele alınmazsa, İslam eğitimi bütün topluma yaygınlaştırılmazsa, nesillerimiz yeniden İslam ile Kur'an ile Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ile temasa gelmedikçe, getirilmedikçe bu memleketin düzelmesine, ıslah olmasına ben hiçbir imkan göremiyorum. Uzaklaşın,
uzaklaşmış olmamızın neticesidir İslam'dan. Bugünkü perişanlık, nesillerimiz İslam'a düşman olduktan sonra millete, memlekete, askeriyeye, her şeye düşman hale gelmişlerdir. Bunun yegane meselenin çözümü buradadır. O halde aziz kardeşlerim, bu girişi yaptıktan sonra üzerinde durduğumuz ayet-i celileye devam edelim. Hazreti Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'e hitaben aynen şöyle sesleniyor, şöyle buyuruyor. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Sizden evvelki müminlerin ve Müslümanların başına gelen mücadeleler, onların yaptığı mücadeleler, onların tatbik ettiği bütün gayretler, kabiliyetler, her türlü zorluklar, zahmetler, sıkıntılar, meşakkatler sizin de başınıza gelmedikçe, siz de aynı yolu seçmedikçe, siz de aynı onlar gibi canınızı ve malınızı Allah yoluna vermedikçe cennete gireceğinizi sakın zannetmeyiniz diyor Hazreti Allah'a. Açık ayet. Onlar gibi canınızı, malınızı, evladı iyalinizi, emlakı emvalinizi, her türlü senedinizi, sepetinizi, soluğunuzu, sıhhatinizi, varlığınızı, verginizi Allah yoluna vermeden cennet bekleyen Müslümanlar bilsin ki cennetin kapısı kapalıdır buyuruyor. Çok dehşet. مَتَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ Öyle müthiş zorluklar, zahmetlerle karşı karşıya geldiler ki, misal veriyor. Şimdi onlardan bir sahneyi anlatmadan, aktarmadan geçmeyeyim. Bu ayetin tefsiri çok mühim. Yüreklerimize yerleşmedikçe, gönüllerimize yerleşmedikçe cennet hayaliyle avunmanın ne büyük hüsran olduğunu görmeye çalışalım. Efendiler, açıyoruz tarihin sayfasını, karşımıza Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam çıkıyor. Biliyorsunuz Resul-i Zişanımız bir peygamber olmak haysiyetiyle kendi asrında, asr-ı saadette, devr-i saadette, zaman-ı saadette bütün o günkü devletlerin başkanlarına, birer mektup göndermiştir. Çok cali bir dikkat bir meseledir. Sadece Mekke'nin, Medine'nin, Arapların peygamberi olsaydı bunu yapmazdı. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا Seni ey Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam, ey Resulüm, seni doğunun, batının, güneyin, kuzeyin, bütün dünyanın tamamına, bütün insanlara seni peygamber gönderdim dediği için Cenab-ı Hak böyle hitap ettiği için Resulüne, o da bütün milletlerin, devletlerin başkanlarına kendisinin hak peygamber olduğunu, İslam dininin hak din olduğunu ifade eden mektuplar göndermiş. O mektuplar hala elimizde mevcut, neşredilmiş kitaplarda mevcuttu. O zaman Medine-i Münevvere'de bulundukları halde İstanbul'daki Heraklius'a mektup göndermiştir. Ey Heraklius! Ben hak peygamberim, İslam dini en son, en mükemmel dindir. Gel Müslüman ol, senin milletin Müslüman olmazsa bütün vebali senin sırtındadır demiştir. Heraklius'a, Bizans İmparatorluğu'nun başındaki adama Resul-i Zişanımız mektup göndermiş, onları Müslüman olmak için davet etmiştir. İslami gayretler o kadar dehşetti ki, evet, aynen bu gönderdiği mektuplardan birisini de Efendimiz Şirahbil isminde, Şirahbil isminde bir valiye,
küçük bir devletin, küçük bir milletin başında hükümdar olan Surahbil'e göndermiş. Bir mektup da ona göndermiş. Bu hain adam Resul-i Zişanımızın gönderdiği elçiyi gördükten ve mektubunu okuduktan sonra kabul etmek, şöyle dursun, Resulullah'ın elçisini Amiroğlu Haris'i vahşiyane bir surette öldürerek paramparça etmiş. O gün dehşetli bir hadise. Hiç elçi öldürülür mü? Elçiye zeval var mı? Ama bu zalim, bu kafir Surahbil Resul-i Zişanımızın gönderdiği elçiyi parçalayarak şehit etmiş, öldürmüş. Bunun üzerine elçi Haris'in öldürülmesi taşıdığı manayı İslam dininde dehşet ifade ediyor. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Medine çevresi tamamen teessüre gömülüyor. Teessüre gömülüyor. Cinayet taşıdığı çok önemli manalardan, imalardan başka şu bakımdan da İslam'ı rencide eylemişti. O ana kadar hiçbir İslam elçisi öldürülmüş değildi. Şu halde Gassam Bey Surahbil ipi kırmış, İslam'a karşı durum almış, İslam'a soluk aldırmamaya kararlı olduğunu şu cinayetiyle bildirmek istemişti. Bu durum Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz gibi en uzakları dahi gören bir peygamberin gözünden kaçamazdı. Hadiseyi takip edeceğiz. Hadiselere gereken önemi vermeyi beceremeyenler her zaman nedametin esiri, hüsranın mahkumu olurlar. Hazreti Zişan Efendimiz elbette bu gibi eksikliklerden müberra ve münezzehti. O bir peygamberdi. Fakat insanlığa getirdiği din, hayale, nazariyelere değil, hakikate, amele, hayat ve fıtrata dayanıyordu. Şu cinayet karşısında hayali cazibelerden ziyade hakiki ve hayati vecibelere göre davranmak icap ederdi. İslam ışığının yayılmasını engel olan bu bulutları sıyırmak bir zaruret haline gelmişti. Efendimiz derhal bir ordu teşkil eyledi. Ordu. Hemen bir ordu kurulmaya başlanıyor. 3000 mücahitten meydana gelen bu ordunun başına kölesiyken azat eylemiş olduğu Harise oğlu Zeyd'i kumandan tayin eyledi. 3000 kişilik ordu hazırlıyor. Resul-i Zişanımızın elçisini katleden bu kafir adamın üzerine bir ordu peydahlandırıyor. Bakın şimdi. Eline de beyaz bir bayrak verdi. Şöyle bir talimat vermeyi de Resul-i Zişanımız lüzumlu gördü. Zeyd şehit olursa bayrağı Ebu Talib'in oğlu Cafer alsın. Yani ordunun kumandanlığını Cafer alsın. Cafer de şehit olursa bayrağı Revaha'nın oğlu Abdullah alsın. O da şehit olursa asker içinden birini kumandan seçsin buyurdular ve böyle talimat verdiler. 3000 kişilik Zeyd ordusu hareket etti. Bakın. Başlarının üstünde peygamberin kendi eliyle verdiği beyaz bayrak bir zafer tablosu gibi parlıyor. Göğüsler fahri kainatın sunduğu sözler verdiği özlerle çalkalanıyor. Koca ordu bin bir azamet sayısız ve sınırsız mefkurelerin ilahi habercileri halinde çölün saf, uçsuz bucaksız sinesine süzülüyor. Nereye mi? Kimlerin diyarına mı? Gassanilere, hani şu Suriye hududunda bulunan beylikle çarpışmaya öyle mi? Hayır! Bu ordu, 3000 kişilik celadet taburu, görünüşte evet, Gassani beyliğinin üstüne yürüyor. Fakat hakikatte, koca bir imparatorluğun şişkin kafasına ilk yumruğu vurmaya gidiyordu. Zeyd ordusu
Bizans'ın ayaklarına İslam'ın attığı ilk çelmedir. Bu yuvarlanış ta 1453 yılının 29 Mayıs'ına kadar aynen devam edecektir. Bu ordu bir harikadır. Eğer dost ve düşman tarihleri müttefikan yazmamış olsalar, insanın böyle şeyler olmuş olduğunu görmesi ve inanması neredeyse mümkün olmayacak. Avrupalı meşhur bir tarihçi Wells aynen şöyle diyor: Arabistan, dini İslam'dan sonra birdenbire muhteşem adamlar yetiştiren bir memleket olmuştu diyor. Evet, işte Zeyd'in bir avuç fakat cihanlara bedel kan kırmızı ordusu yürüdü, ilerledi. Ani bir haber kulakları çınlattı. Çünkü haber korkunç bir şey söylüyordu. Öyle bir haber ki ürkütmeyeceği yürek bulunamazdı. Şöyle ki Bizans İmparatorluğu harekete geçmiş, şimdilik olmak üzere Rumlardan, Hristiyan Araplardan topladığı bir ordu güneye doğru yürümeye başlamıştı. Bu ordu en az 200 bin kişilik bir orduydu. Resul-i Zişanımızın 3000 kişilik ordusuna Bizans İmparatorluğu 300 bin kişilik orduyla katılıyor. Bakın hadiseye. Madde bakımından çok zengin olan bu korkunç Bizans ordusu Zeyd taburuna Hazreti Zeyd'e doğru yürüyordu. Gökyüzünde karga sürülerinin bir kartal yuvasına saldırmalarına benzer bir manzara meydana geliyordu. Yalan olmayan bu haber karşısında Zeyd durdu, bir ayak divanı yaptı, kısa bir konuşmadan sonra Zeyd, değerli arkadaşlarım ne dersiniz, burada duralım mı, düşmanın 200 bin kişilik ordusundan Resul-i Ekrem Efendimiz'e haber bildirelim mi buyurdu. Ne yapalım? Meşveret yapıyorlar. Hem büyük bir şair, hem eşsiz bir kahraman olan Abdullah İbni Revaha şöyle cevap verdi: Biz büyük peygamberimizin huzurunda evlerimizi, çoluk ve çocuklarımızı, iş, güç ve şehrimizi niçin terk edip buralara geldik? Bir şeye kavuşmak, o şeyi elde etmek için değil mi? Şehit olmak için değil mi? Şehitliği bırakıp bir adım geri dönemeyiz buyurdular. Meşveretteki fikir. İslam kardeşlerim, canlı bir hadise, hayalle, nazariyeyle bir ilgisi yok ki. Şimdi şehitlik avuçlarımızın içine gelmiş bulunuyor. Ey mücahitler, aradığımız ve ardından koştuğumuz şehitlik burada değil, düşmanın saflarındadır. İçlerinden devam ediyordu. Şimdi Mute'deyiz. Hadise devam ediyor. Şimdi Mute'deyiz. Takvim 8. Hicret yılını gösteriyor. 8. Hicret yılını gösteriyor. İşte İslam'la Hristiyanlığın, Arap ile Rum'un ilk karşılaştığını gösteren tablo. Mute Meydanı. Bir tarafta 200 bin kişilik azamet, ihtişam, intizam, gurur. Ve bir şey müstesna, her şey, diğer tarafta 3000 kişilik sahabe ordusu, sadece bir tek şey var, iman, iman, iman. Karşı karşıya geliyor. İki ordu, Mute Meydanı'nda karşı karşıya geldiği zaman, görünüşte gülünç bir durum hasıl olmuştu. 200.000 kişiden fazla parlak ve her türlü askeri levazımı tamam, safları sağlam bir ordunun karşısında 3000 kişilik sönük görünüşte çürük bir topluluğun yer alması hakikaten gülünç görünüyor, kafirleri sevindiriyordu. Evet, işte İslam ile Bizans arasında 8,5 asır devam eden boğuşmanın ilk perdesi açılıyor. İslam ordusunun kumandanı Zeyd bin Harise, peygamberin verdiği ak bayrağı omuzlayarak Allahu Ekber diye meydana atılıyor. Kanlı bir boğuşma, kılıç çakırtıları, at kişnemeleri, yaralı feryatları, yiğit haykırmaları birdenbire birbirine karışıyor. Koca kumandan Zeyd
bir mızrak saplantısıyla yere düşüyor. Ve derhal olduğu yerde şehit oluyor. Bu ordu Medine'den hareket eylediği sırada peygamberin verdiği talimat hatırlardadır. Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alacak idi. Zeyd'in şehit olduğunu gören Cafer İbni Ebu Talip sıçradı. Peygamberin kendi eliyle verdiği bu mübarek sancağı omuzuna alıp bugün denize atılan mayenin dalgaları fiçe sayarak ilerlemesi gibi düşmana saldırdı. Sancağı omuzlamak demek, kumandayı ele almak demekti. Cafer'in ölümü kahramanları imrendirecek bir şehadet levhası, hayret verici bir celalet aynasıdır. Koca kahraman sancağı eline aldığı zaman sıranın o yüksek şehitlik mertebesine kavuşmak sırasının kendisine gelmiş olduğunu pekala biliyordu. Bu açıktı. Çünkü düşmanın görünen kalabalığı ve kudurgan saldırışı neticenin şeklini açıkça gösteriyordu. Lakin ne zararı var? Yiğitlik vazifeyi yapmaktadır. Zafer yalnız ve yalnız ölse de kalsa da Müslümanındır. İslam ordusu vazife yapıyor. Zafere gelince o yamaddidir, yamanevidir. İyi yapılan vazife bunlardan her ikisini doğurmada bile birini mutlaka verecektir. Hulasa zaferin aslı vazifenin iyi yapılması, iyi yapılmasının içindedir. Siz şimdi şu meydana bakın. Koca bir deryanın küçük bir çağlayan karşısındaki şaşkın haline bakın. Yeni kumandan Hazreti Cafer hücuma geçiyor. Düşmanı kırıp getiriyor. Önüne duranı biçiyor. Fakat hain bir kılıç darbesi sağ kolunu bileğinden kesiyor. El takımıyla beraber yere düşürüyor. Mübarek bayrak sol ele alınıyor. Çok geçmeden bir kılıç darbesiyle sol bileği de kökünden kesiliyor. Şimdi Cafer'e bakınız. Hamiyetin ve kahramanlığın bu derece taşkınına hayran olunuz. İslam peygamberinin teslim eylediği ve şu ordunun namusunu temsil eden o mübarek bayrak yere düşmesin diye bileklerinden aşağısı yere düşmüş kollarıyla, kollarının bedeninde kalan kısmıyla bayrağa sarılıyor, dişleriyle bayrağı sımsıkı tutuyordu. Onu bırakmıyordu. Onu yere düşürmek istemiyordu. Cafer'in bileklerinden aşağısı kesilmiş kollarıyla sancağı kucaklaması öyle bir şecaat, öyle bir hamaset manzarasıdır ki bunu ancak imanın, mefkurenin, şehit olmadaki arzunun hülasa kahramanlığın ne olduğunu bilenler takdir ederler. Bu manzara çok devam etmedi. Birbirini takip eden hunhar kılıçlar, bacaklarının arasında bayrağı dimdik tutan koca kahramana Cafer'i birdenbire gelen bir kılıç darbesiyle belinin ortasından ikiye biçmişti. Cafer, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in oğludur. Hazreti Ali'nin kardeşi olan bu kahraman, hicret yılından evvel Mekkelilerin Müslümanlara yaptıkları dayanılmaz eziyetlerden dolayı Habeşistan'a hicret eden kafile arasında bulunuyordu. Yüksek imanı uğrunda malını, mülkünü, yerini, yurdunu, her şeyini bırakıp yabancı illere gitmişti. O zaman çocuk denecek bir gençti. Habeşistan'dan yeni gelmişti. Mute savaşında şehit olduğu zaman 41 yaşında bulunuyordu. Bu zatın şehit olması haberi Resul-i Ekrem Efendimiz'i dahi ağlatmıştır. Çünkü bu Cafer çocukluğunu Mekke'de Müslüman olarak geçirmiş ise de asıl gençliğini imanın şerefi uğruna gurbet ellerin yabancılıklara teslim eylemişti. Bin bir müşkülattan sonra sevgili amcazadesinin yurduna gelmiş fakat içinde kaynayan iman ve damarlarında taşan şehitlik kanı kendisini Mute'ye götürmüş, değme kahramana nasip olmayan ve bütün yiğitleri imrendiren o yüce rütbeye, mertebeye kavuşmuştu. Ebu Talib oğlu Cafer ayarında bir kahramanı cihan tarihi pek az gösterebilir. Bu ordu dönüp Medine'ye gelince Cafer'in şehitliğini duyan ailesi çığlıklarla ağlamaya başlayınca bunu duyan Resul-i Zişan Efendimizin gidip kendilerini teselli buyurdular.
Bu tesbihe hakikate bir tesbihe değil, bir müjdeydi. Çünkü özü kadar sözü doğru olan Risalet Fenah Efendimiz buyuruyorlardı ki, teessürünüzü siliniz, Cafer şehit olmakla çok özlediği yere, cennete daha çabuk gitmiş oldu. Düşman kılıcıyla düşen kollarının yerine Allah iki kanat sattı. Cafer bu kanatlarla uçtu. Onun uçtuğu yer cennettir. Vallahi Cafer artık sadece Cafer değil, Cafer-i Tayyar'dır buyurdular. Bu müjde üzerine Cafer-i Tayyar'ın bütün ailesi hep bir ağızdan bağırıştılar. Fidâke ebî ve ümmî ya Resûlallah. Anamız, babamız ve her şeyimiz sana feda olsun ya Resûlallah. Tekrar Mute'ye dönelim. Cafer-i Tayyar'ın şehit olması sonucu kanatlarıyla uçtuğu sırada Revaha oğlu Abdullah çadırında yemeğe oturmuştu. Kumandanlığın pek yakında kendisine geleceğini bilen bu zat, 3 günden beri ağzına hiçbir lokma almamıştı. Harbe katılacağı için oturup birkaç lokma yiyeyim demişti. Haberci gelip Cafer'in şehit olduğunu söyleyince, Abdullah o ordunun bir uzuvuna yakışır bir tavır alarak, bakınız ne diyor. Ey nefsim, Cafer gibi bir zat hayatını feda etti de sen yemekle mi, boğaz ile mi meşgulsün, sana yemek haram olsun diyordu. Ağzında çiğnediği lokmayı yere süpürüp sıçradı, kahramanca koştu, kahramanlık meydanına vardı, ak sancak ayakta duruyor, hafif sallantılarıyla keder mersiyesi terennüm ediyor gibiydi. Gazilerden biri bu bayrağı yere düşen Cafer'in elinden almış, yeni kumandan Abdullah'a vermişti. Abdullah aynı zamanda büyük bir şair olduğunu belirtiyor. Yiğitliğe ait kıtalar inşa ederek düşman kıtalarına saldırıyordu. Tam bu sırada parmağına bir kılıç rastlayarak parmağını kökünden kesememiş ve parmağı sallanmaya başlamıştı. Abdullah atından derhal iniyor, parmağının üstüne ayağıyla basıyor, o sallanan parmağını yerinden koparıp tekrar atına biniyor ve gazasına devam ediyordu. Acımıyor mu? Kükremiş, şehamet haline gelmiş kan akmaz. O bedenin sinirinde ağrımak ve acımak hastası kalmamıştır. İmanın füyüzatı vücudunun her zerresini kaplayan Cafer'e sorunuz. Onu dinleyiniz. Hazreti Cafer'in göğsünde 96 tane kılıç yarası vardı. Hiçbir yere ayrılmamıştı. Gül bahçesinde kollarıma gül değdi diyordu. Toplu iğnenin ucundan korkan ördekler, en ufak bir ızdıraptan yanan yürekler, eğer imanla, eğer İslam'la şerefyab olsalardı, hiçbir ızdırabı hissetmeyeceklerdi. Kumandan Abdullah'a bakın. Kesilip de derisiyle kalan ve sallanan parmağının savaşmasına engel olduğunu görerek onu kökünden koparıyor, sanki kuru bir ağacın ince dalını koparır gibi vücudundan atıyor, yavrusunu çalan hain üzerine atılan aslan gibi düşman safları içine kayboluyor, acımıyor, ağlamıyor, Allahu Ekber diyerek İslam'ı müdafaya yeteriyordu. Evet, İslam'ın sancağı atlaslardan Çin setlerine kadar bu imanla dalgalandı, bu sevdayla dalgalandı. Ey Müslümanlar, bu imanı ve bu davayı yüreklere yerleştirmedikçe İslam'ın atisi, Müslüman'ın cenneti karanlıklarda ve görünmez bir ufkun altında kalacaktır. Kimse yerinden kıpırdamıyor. Sanki daha evvel alınmış bir karar varmış gibi, herkes o kararın tatbikini istiyormuş gibi. Çünkü bütün gözler Halid bin Velid'e dönmüştü. Hazreti Halid, o ise hareketsiz duruyordu. Halid bin Velid saygılı ve duygulu bir kahramandı. Bayrağı elinde tutan Ebu Yusür çok muhterem bir zattı. Bayrağı almak demek kumandan olmak demekti. Kumandanlık da elbette hele orada şereflerin en büyüğüydü. Halid bu şerefin Ebu Yusür'de kalmasını istiyordu. Vaziyeti gören Ebu Yusür Halid bin Velid'e seslendi. Ey Velid'in oğlu,
bütün gözlerin sana baktığını görmüyor musun? Bütün özlerin bu gözler yoluyla sana sözlerini duymuyor musun? Ne duruyorsun? Rayet-i Resulü, Allah Resulü'nün sancağını alsana, ne duruyorsun Halid diyordu. Hayır ya Hazret, o sancak senin omuzlarına yakışır, çünkü sen yaşlısın, çünkü sen Bedir gazasına girmiş bir büyük mübarek gazisin. O muharebeye girmek şerefi senindir. Böyle şerefli bir zat kururken benim bayrağı omuzlamam doğru olmaz diyordu Halid. Ey Velidoğlu Halid, evet ben senden yaşlıyım ve Allah'a sayısız şükür Bedir gazasına girdim. Lakin bugün bu saat çok yaşamış olanı istemiyor. Burada beliren zaruretler senin kumandan olmanı istiyor. Halid ne duruyorsun? Sen asıl saflara ve İslam'ın bayrağını göklerde dalgalandır Halid. Bütün şehitler seni gözlüyor Halid diyordu. Böylece Hazreti Halid derhal kumandanlığı üzerine alıp meydan-ı muharebeye daldı. O gün Halid'in elinde 9 kılıncın kırıldığını bütün tarih yazıyor. Hazreti Halid'in bu görülmemiş cesaretinden dolayı Resul-i Ekrem Efendimiz oturduğu yerden Medine mescidinde bütün hadiseyi gözleriyle görüyor ve aynen şöyle buyuruyordu. Bu kısmı mühim bir tarih kitabından İbn Hişam'ın siretinden Arapçasıyla vermeye çalışalım. Velemma usibel kavl kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ belagani. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynen hadiseyi Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Saadet'te takip ediyor. Bütün sahneler, bütün engeller, bütün dağlar, bütün manzaralar aradan çekilmiş. Ta Suriye'de Şam yakınındaki Mute Muharebesi'nde 3000 kişilik ordunun ne yaptığını Allah'ımız Resul-i Zişan'a ayna gibi, ekran gibi aynen göstermeye başlamıştı. Resul-i Zişan'ımız şöyle buyuruyor. اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدِ بْنُ حَارِسَ فَكَاتَلَ بِهَا حَتَّى كُتِلَ شَه۪يدًا Resul-i Zişan'ımız Mescid-i Saadet'te minberin üzerine çıktı ve aynen şunu anlatıyordu ashab-ı kirama. Benim teslim ettiğim sancağı Rayet-i Resulullah'ı Zeyd bin Harise aldı, onunla dövüştü ve nihayet şehit olarak öldürüldü. Sümme ehazeha Cafarun fekatele biha hatta kutile şehida. Sonra sancağı Hazreti Cafer aldı, o da çarpıştı, o da sonunda şehit oldu. İbn-i İshak diyor ki kâle sümme sekete Resulullah. Hadiseyi aynen anlatan Resulullah Zeyd ibn-i Harise'yi söyledikten, Hazreti Cafer'in şehit olduğunu söyledikten sonra biraz durakladı, biraz sükut etti. Hatta tegayyarat vucuhul enkar. Niçin Resulullah sustu, niçin sükut etti diye ensar-ı kiramın yüzleri değişti. Birdenbire yüzlerinde renk kalmadı. Acaba Hazreti Abdullah bir şey mi olmuştu? Geriye mi kaçmıştı? Mücadeleden mi kaçmıştı? Niçin Resulullah ondan bahsetmiyordu diye merakla durdular. Ve zannu ennehu kad kâne fî Abdillâh ibn Revâha bâdû mâ yekrahûn. Acaba kötü bir şey mi işledi Abdullah diye zannediyorlar, korkuyorlar, Resulullah'ın sükutuna bir mana veremiyorlardı. Sümme kâle, sonra Resulullah devam buyurdular. Sümme ehazeha Abdullah ibn Revaha fekatile biha hatta kutile şehida. Efendimiz buyurdular ki sonra sancağı Hazreti Abdullah ibn Revaha aldı. O da çarpıştı ve o da aynen şehit olarak öldürüldü. Sümme kâle, sonra Resul-i Zişan buyurdular ki lekad rufi'u ileyye fil cenneh fîme yeren naim. Derhal cennette bu 3 şehidin makamları vallahi bana gösterildi. Cennetteki makamları gösterildi. Alâ sururin min zehebin, altından köşkler, muazzam cennet köşkleriyle onların onlara ait olduğunu aynen gördüm.
فَرَأَيْتُ ف۪ي سَر۪يرِ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ رَوَاهَا اِذْوِرَارًا. Fakat Abdullah İbni Revaha'nın köşkünü biraz uzakta, biraz meyilli, biraz eğikmiş gibi gördüm. An serire-i sahibeyhi, iki arkadaşının Hazreti Zeyd ile Hazreti Cafer'in köşkünden biraz uzak kalmıştı, biraz eğikti, biraz meyilliydi diye haber verdiler. Fekultu amme haza, niçin böyle? Bu Abdullah İbni Revaha'nın köşkü niçin uzaklaşmış? Neden bir arada değil, niçin uzağa düşmüş diye sordum. Fekile li, bana şu cevap verildi Resulullah. Medaya, onlar tereddütsüz savaş meydanına atıldılar. Ve tereddede Abdullah, bazı tereddüt. Abdullah'a sıra gelince servetini, Medine'deki bahçesini, çoluk çocuğunu biraz düşünür gibi oldu da 3 dakika tereddüt etti ya Resulallah. Onun için cennetteki köşkü biraz uzaklaştı ya Resulallah dediler diyor. Tereddüt. Ve tereddede Abdullah bazı tereddüt sümme meda. Küçük bir tereddüt geçirdi. Nefsi onu zorluyordu. Fakat Abdullah nefsini yendi. Biraz tereddüt geçirdikten sonra mücadeleye devam etti. O da şehit oldu ama makamı biraz uzaklaştı. Onlarınkine biraz uzak düştü ya Resulallah dediler. İşte aziz kardeşlerim, İslam yolunda tereddüt bile görüyorsunuz ki cennette büyük bir yakınlıktan, büyük bir mazhariyetten insanı mahrum bırakabiliyor. Tereddüt bile. Ya yerinde yığılıp oturmak, ya mücadeleye atılmamak, ya koşmamak, ya düşmemek, ya parçalanmamak, ya can mal, mal vermemek. Bunlar ne demek oluyor? Abdullah İbni Revaha'nın tereddüdü bile cennette makamının uzaklaşmasını temin etmiştir. İşte aziz müminler, bu tarihi hadiseyi ruhumuzda canlandırdığımız zaman ayet-i kerimenin onların başına gelenler sizin başınıza gelmedikçe cennet beklemeyin diyen Allahu Teala'nın ayetine ne güzel bir tefsir oluyor, görüyor musunuz? Evet. Hazreti Halid'in bu görülmemiş cesaretinden dolayı Resul-i Ekrem Efendimiz kendisini Seyfullahil Tarım, yani Allah'ın yalın kılıcı diye ünvan vererek Hazreti Halid'i Efendimiz tazif buyurdular. Mute sahrasındaki İslam ordusunun yeni kumandanı Halid, düşman saplarına şahsen atılıp saldırmakta ne kadar cesaretli, cüretli ve şecaatli ise harp planı yapmakta, düşmanı şaşırtacak vaziyetler almakta da o kadar sanatlı ve maharetliydi. O gece bir takım tertiplerde bulundu, düşmanı aldatacak, şaşırtacak bir sürü tedbirler aldı. Gün doğup da düşman karşısına bakınca yepyeni İslam ordusunun saf bağlamış olduğunu hayretle gördü. O zaman bu gece İslam tarafındaki gürültülerin ve türlü hareket seslerinin manasını anladı. Demek ki Müslümanlara bu gece büyük miktarda imdat kuvvetleri gelmişti. Mesela şu sağ kanatta görülenler, şimdiye kadar görülmüş olmayan askerler ve değişikliler idi. Dünkü gün bir avuç mücahitten yedikleri kuvvetli yumruktan dolayı sertemlemişlerdi. İslam ordusunu gördükleri bugünkü değişiklikten fevkalade korkuya düştüler ve savaşmaya bile cesaret gösteremeden 200 bin kişilik ordu, 3 bin kişilik İslam ordusundan korkarak tozu dumanı arkada bırakıp hepsi birden geriye kaçmışlardı. Hazreti Halid'in yaptığı değişiklik gayet basit idi. O gece Müslüman bölüklerin yerlerini değiştirmiş, sağdakiler sola, soldakiler sağa, öndekiler arkaya, arkadakiler öne alınmıştı. Bu ufacık bir tedbiri Cenab-ı Hak küfür ordusunun gözünde öyle bir göstermiştir ki sanki Müslümanlara yeni bir ordu gelmiş gibi, 300 bin kişilik bir ordu varmış gibi dehşetle gösterdi. Hepsi korkudan bulundukları yeri terk ederek kaçmaya başlamışlardı. Bu fevkalade olmaktan ziyade ilahi bir zafer idi. Halid böylece bu planı uyguladıktan sonra artık bir tek müminin
bir tek Müslümanın burnunu kanatmadan bir avuç mücahidi 35 misli kalabalık düşmanın elinden kurtarmış ve alarak doğrudan doğruya Medine-i Münevvere'ye getirmişti. Evet, böylece Hazreti Halid ordunun dönüşü Medine'ye doğru planlanmış ve daha ordu Medine'ye gelmeden Resulullah'ın ak ve mütevazi bayrağı ufukta parlamıştı. Yüksek bir omuzda, ihtiramlı bir elde dalgalanarak Medine'ye doğru melul melul yaklaşıyordu. Şimdi artık Zeyd ordusu değil, Halid bin Velid ordusu olarak bu gaziler, her biri ayrı bir celadetin timsali olan bu şaheser insanlar, başka bir alemden kopup gelen yıldız sürüleri gibi karşıdan görünen cazibe merkezine, o münevver Medine'ye incizap halinde süzülüyorlardı. Mute gazilerinin dönüşünü bütün Medineliler karşıdan seyrediyorlardı. Bu bahtiyar seyirciler arasında kim vardı biliyor musunuz? Hazreti Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem karşılıyor ve Mute'den dönen bütün askerleri ve gazileri teker teker bağrına basıyor, hepsini selamlıyor ve Allah'ın nusretiyle müjdeliyordu. İşte Müslüman kardeşlerim, işte mümin kardeşlerim, bizim şimdi bu İslam tarihinde alenen ve açıkça gördüğümüz neticeden sonra karar vermemiz lazım. Eğer biz tereddütsüz bir imana ve cennet ve cemalullah iştiyakına bütün varlığımızı, gönlümüzü, ruhumuzu, vicdanımızı teslim etmedikçe, imkanlarımızı, fırsatlarımızı, gayretlerimizi, hatta bütün kabiliyetlerimizi bu yola teslim etmedikçe neticenin elimize geçmeyeceğini kesinlikle anlamalıyız. Hadiseler, hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler mesele-i tam manasıyla terçinliyor ve ispat ediyor. İspat ediyor. İşte bu mevzuda söylenmesi lazım gelen daha bir takım genişliğine misaller, mevzular daha olmakla beraber zamanımızın dolması sebebiyle şimdi arz etmeyeceğim. Haftaya Cenab-ı Hak nasip müyesser ederse bu mevzuyu bağlayacağım, bitireceğim. Bu meseleyi bitirip ondan sonra İslam'ın diğer meselelerine, can alıcı mevzularına birer birer temas etmeye, anlatmaya biiznillahü teala devam edeceğiz. Ancak mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, bu İslami faaliyetlerde her bir mümin kendisini İslam davasının birer neferi, birer askeri gibi hissetmedikçe, bütünleşmedikçe, birleşmedikçe, bu davanın bütün müminlerin omuzuyla yükseleceğine inanmadıkça, hiçbir netice alınmayacağı şuurunu da zihinlerimize devam ettirelim. Cenab-ı Hak cümle mümin kardeşlerimi ve en fazla da uzaktan yakından böyle bir bahar gününde, böyle bir sıcak günde her türlü imkanını, her türlü lezzetini ve keyfini, zevkini bırakarak buraya kadar koşup gelen mümin kardeşlerimden, sizlerden Hazreti Allah ebediyen razı olsun diyor. Gelecek dersimize devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzuruna bizi kabul buyurduğun gibi, huzuruna layık gördüğün gibi kulluğuna, cennet ve cemaline de cümlemizi layık eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki bütün bir iman ile arşa yükselen bir feryad ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu iman ve ikrar ile cümlemizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen İslam imanıyla dolu gönülleri sana
secde etmiş yüzleriyle, senin yoluna koşmuş olan ayaklarıyla, elleriyle, şu mümin kardeşlerimi yarın huzur-u mahşerde şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün varlığımızla, bütün şuurumuzla inanıyoruz ki din-i İslam hayatımıza hakim olmadıkça hiçbir yoldan kurtulamayacağız. Ya Rabbi içimizdeki iyiler hürmetine, ya Rabbi içimizdeki salihler hürmetine, ya Rabbi yeryüzünde İslam için çarpışan, çalışan şehitler hürmetine, ya Rabbi Habibi Zişan hürmetine, ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin Evliya-i Kiram hürmetine, gaziler hürmetine, en kısa zamanda din-i İslam ile kurtuluşumuzu nasip eyle ya Rabbi. İslam'ı bırakıp da batıl yollarla halkın kurtuluşunu arayanlara İslam hidayeti nasip eyle ya Rabbi. İslam hidayeti onlara nasip olmayacaklarsa, millet ve memleketimizi yanıltan, şaşırtan bu küfür sürüsünü kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi milletimizi, memleketimizi, vatanımızı ve bütün İslam dünyasını içinden ve dışından parçalamak isteyen, bölmek isteyen bir cümle küçük ve büyük kafir düşmanları, gavur devletleri kahhar isminle, yek ile, hak ile yeksan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan ve bilhassa sokak sokak, cadde cadde gençliğimizi bekleyen felaketlerden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ya Erhaner.